Merhaba arkadaşlar. Kanat Tobi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bu videom biraz sohbet videosu olacak. Videonun başlığında da yazdığım gibi şu ana kadar horozum kötü diyen kimseyi görmedim arkadaşlar. Çok nadir. Yani herkesin horozu harika. Yani herkeste star var. Herhalde diyorum bu starlar bir bende yok. Bu çevrede hatta ülkede. Ya öyle bir anlatıyor ki bazı arkadaşlar. Diyorum herhalde bu horoz bu çevrede daha böyle bir horoz yok. Şöyle iyi, eli böyle iyi, şurası şöyle iyi, burası böyle iyi. Ya ben bakıyorum videoya. Tamam mı? Hayvanın prova videosu oluyor. Ben öyle bir şey göremiyorum. Bilmiyorum ben mi yanlış yorumluyorum ya da ben mi anlamıyorum bu işi? Olabilir ya hani videoda pek bir şey görünmüyordur ama horoz harika bir horozdur. Şu işi bir ben yapamadım arkadaşlar. Şöyle. Yani şöyle iyi horoz, böyle iyi horoz. Bilmiyorum ben ya benim işim değil herhalde bu iş. Çok star horozlar var ya herkeste. Üç numaraya bakayım. Birkaç noktaya daha değineceğim. Birincisi o. Yani herkesin horozu çok güzel. Anlatırken herkesin soyu dört dörtlük. Ya tavukları da öyle anlatıyor millet. Şöyle tavuk, böyle tavuk. Yok diyor adam tavuğu anlatırken mesela bunun diyor işte alt edemeyeceği tavuk yoktur kümeste. Daha önce yaşadım yani. Bunun diyor alt edemeyeceği tavuk yoktur. Tavuğu aldım. Yıllar önce. Getirdim. Hayvan köy tavuğundan bile kaçtı neredeyse. Ama anlatırken herkesinki bu muhteşem. Yavrum sen iyileştin mi? Evet. Bizim talaş almamız lazım. Bir ay gider diyordum. Bir ay gidecek gibi değil arkadaşlar. Ya bir yandan çekim yaparak bir yandan da böyle sohbeti dağıtmadan sürdürmek de bir zor ha. Onu fark ediyorum da. Şimdi bir yandan çekim olsun diyorum. Sadece kuru kuru laf olmasın. Hayvanlara bakarken dikkatim dağılıyor. Asıl konunun dışına çıkmaya başlıyorum. Bu yavrumda maşallah var. Bunlar iki taneydi. Bir tanesini kaybettik. Çok güzel fizik var hayvanda. Kardeşlerine göre boylu. Başka bir nokta arkadaşlar. Şimdi hem idman görüntüsü paylaşanlar var. Bu da güzel maşallah. Hem paylaşımlarda görüyorum hayvanları. Hem bana gönderenler oluyor zaman zaman. Şimdi o görüntülerde de şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Bu benim şahsi görüşüm. Hayvan yani horozlardan bir tanesi provada her şeyi yerinde. Daha hiç tüyleri cap canlı. Hiç yıpranmamış hayvan. Ya karşısındaki hayvana bakıyorum. Hayvan ayakta duramıyor. Tek taraflı bir el vurma gidiyor. Pat 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 pat. Ya iyi güzel de bu horozun iyiliğini göstermez ki bana göre. Ben niye bakıyorum? Karşıdaki de denk bir rakiptir. Tamam mı? Hayvan bir hamle yaptığında diğeri de onun karşılığını verir. Ona karşı ne yapıyor? Yani tek taraflı hiçbir anlamı yok. Bir de bana göre üzücü bir durumda. Yani yıpranmış hayvanı, hayvanda tüy kalmamış, hayvan ayakta duramıyor. Yıpranmış bir hayvanı sağlam dinç bir horozun karşısına çıkarıyorsun. Yani kusura bakmayın ama hayvanı pat küt pat küt dövdürüyorsun. Şimdi bu iş mi yani? Benim işim değil şahsen. Onu söyleyeyim de benim işim değil. Ben hayvanları birbirine atarken yani denerken gramına, ayına dikkat ediyorum. İkisinin de aynı durumda olmasına dikkat ediyorum. Bir yumurtamız daha var. İkisinin de aynı durumda olmasına dikkat ediyorum. Olması gereken budur ya. Ya bazen nedir? Arada gram farkı olur. Mesela ben bu sene 100 gram falan farklı horozda prova yaptım. Ama prova bu. Hani maç falan yapmadım. Onda bile o gramı 100 gramı
dikkate aldım yani hayvanı değerlendirirken. Ya bir de bu hayvanlara iyi bakmak lazım arkadaşlar ya. Bu da bir can yani. Zaten biraz sıkıntılı bir konu bu konu. Horoz olayı. En azından hayvana da zulmetmemek lazım. Yani görüyorum bazı hayvanların durumunu. Gerçekten işler acısı. Ya o hayvan o hale gelinceye kadar neredesin kardeşim? Hayvan bitmiş, tükenmiş. Yani bu da bir canlı ya. Bu da bir can. Onu o kadar yıpratmaya ne gerek var? Benim mesela arkadaşlar. Şimdi 7 horozum vardı. İlk bir tanesi bunların çilli. Bir tanesi de uzun yavruydu. Hatırlarsanız önceki videolardan. Ben hepsine baktım. O iki hayvanı kestim. Bana ya işte idmanlık verseydin diyenler oldu. Ya arkadaş hayvan bir şey gösteremiyorsa gittiği yerde de bu hayvanı böyle boks torbası gibi ezdirmeye gerek yok ki. Bana göre değil bu. Bence denk olmalı arkadaşlar. Hayvanlar denk olmalı. Ay olarak, kilo olarak. Ayrıca yani fiziksel durum olarak denk olmalılar. Perte çıkmış bir hayvanla sapasağlam bir hayvanı deneyip onu diğerinin adeta oyuncağı haline getirmeye gerek yok. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Katılırsanız katılmazsanız. Şunu diyenler de olabilir. Canım sen ne biliyorsun? Ne kadar güzellik yarışması tecrüben var. Onu da diyenler olabilir. Ama ben işin insani boyutu olarak kendi fikrimi söylüyorum. Ve benim beğendiğim videoları da söyleyeyim. Mesela dün birinin isim vermeyeceğim hikayesini de gördüm. Onu gerçekten beğendim. Horozların ikisi de cam gibiydi. İkisi de gördüğüm kadarıyla sonuçta göz tartısıyla diyeyim. Kilo olarak, ay olarak denkti. Ve ikisi de karşılıklı çalışıyorlar. İşte bu. Bence gerçek gösterge bu. Öyle perte çıkmış hayvanı koyup karşısına da sağlam hayvanı koyup da tek taraflı o bak ne güzel bir horoz demek bence yanılmacadan başka bir şey değil. Belki alınanlar, lafıma bozulanlar olabilir ama ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer horozun kalitesini, güzelliğini göstereceksen karşındaki de aynı seviyede olmalı. Ya hayvanın bir de sadece bu el olayı değil ki tek taraflı. Hayvanın çekeri de önemli. Yani ne tepki veriyor? Karşısındaki rakibe karşı bir el yediğinde nasıl kendini savunuyor? Ne yapıyor? Dönüşleri nasıl? Sistemi nasıl? Bunlara bakılmalı ya. Bu şekilde anlaşılır. Ben diğer türlü yok yani. Ben itibar etmiyorum arkadaşlar. O şekildeki videolara itibar etmiyorum. Dün dediğim gibi dün arkadaşım bir arkadaş paylaşmış. Maşallah dedim zaten. Gerçekten çok da beğendim. Öyle olursa bence horozun durumunu gösterir. Diğer türlü sadece kendimizi kandırmış oluruz. Hay gel bakalım gel gel gel. Özetle söyleyecek olursam arkadaşlar lafı çok da uzattık. Bir herkese göre herkes derken yani tabii ki ayrıntılar başka da istisnalar ayrı ama büyük çoğunluğa göre herkeste en iyi horozlar var. İki horozları eğer deneyecekseniz güzelliğini ortaya koyacaksanız rakip aynı sağlıkta aynı fizikte horozlar olacak. 3. Bir de bu hayvanı besliyorsak bunu böyle yıkık, harap hale getirinceye kadar, bitik vaziyete getirinceye kadar yıpratmayacağız arkadaşlar. Bu doğru değil. Bence bu bir hak. Yani ben mesela hayvanları denerken bile açıkta denedim tabii ki. Sonuçta o da gerekiyor. Ama belli bir şeye geldikten sonra bir kısmını kapalı denedim. En azından üst gagalık taktım. Gerek yok ya hayvana. Ha bir diğer nokta da mesela benim tespitlerim. Şimdi diyelim ki hayvanımı götürdüm bir yere. Prova yapacağız. Eğer diyelim ki benim horozum ya da karşıdaki horoz fark etmez. Hayvan bir şey gösteremiyorsa. Çok belirgin bir bariz bir fark varsa arada. Hayvanı da ezdirmeye hiç gerek yok. Vallahi ben alırım şahsen. Ya bir defa almadım pişman oldum. O zaman da İlk şeylerdi. Bir tanesi hayvanın bir tanesi o işte çilli dedim. Kestiğim hayvan. Ya hayvan bir şey gösteremedi. Ya dakikada olsun dediler. Yazık yani yazık. Kendimi de
kötü hissettim açıkçası. Bundan sonra zaten farklı yerlere de gitmiyorum. Yakın çevremde de arkadaşlar var. Ben horozları denediğimde o hayvanda onu yaşamıştım. Hala açıkçası onun vicdan azabını çekiyorum. 20 dakikaydı ama o 20 dakika bana yetti. Bana göre yetti yani. Hayvan bir şey gösteremiyorsa kardeşim tamam senin horozun iyi bu bir şey yapamıyor deyip çekerim yani. Bundan sonra niyetim bu arkadaşlar. Tek taraflı öyle hayvanı ezdirmek bana göre değil. Yine bir sıkıntı olduğunda gözlerle ilgili mesela o da benim şahsi fikrim. Sonuçta güzellik yarışı değil bu. Yarışta tabii ki belli bir kurallar var ama ya provada hayvanın gözünde bir sıkıntı çıktı diyelim ki. Bunu daha devam ettirmeye gerek yok ya. Prova bu ya, maç değil. Yani bu güzellik yarışı değil. Ben alacağım arkadaşlar. O yüzden inanın sayı biraz da o yüzden çoğalttım. Farklı kanlar benimkiler. Karışık. 3-4 horozdan. Videoyu da izleyenler, önceki süreci izleyenler bilirler. Ben kendi aralarında denk olanlarla prova yapacağım zamanı geldiğinde. Bir de burada yakın çevremde Metin'de var yavrular büyüyor bakalım. Arada bir ay falan fark var. Onunla bakacağım. Baktığım zaman da dediğim gibi. Eğer hayvanın bir şey gösteremiyorsa ya da karşı taraf da olabilir. Sadece ben kendi hayvanım için demiyorum. Baktım ki bir taraf bir şey gösteremiyor. Hayvanım öyle yok dakika dolsun diye ezdirmeyeceğim arkadaşlar. Çeker alırım. Yapamıyorsa yapamıyordur yani. Bu şuna benziyor ya size diyelim ki sizden çok daha güçlü biriyle güreştiriyorlar sizi. Yapamıyorsunuz daha gücünüz yetmiyor. Zorluyorlar illa olacak illa olacak. Böyle düşünmek lazım ya. Yani bu bir spor bir eğlence ise de eğlenceyi de işkenceye dönüştürmeye gerek yok. Bir diğer nokta. Hep laf lafı açıyor. Şimdi yavruyu karta atma olayı. Ben birkaç yerde gördüm. Yavruyu karta attılar. Hayvan böyle harika. Yani yavru gerçekten mükemmel gözüküyor. Çok çok böyle üstün gözüküyor bariz bir şekilde. Ama bir sonraki provada bayağı bir geriliyor hayvan. Yani ne kadar iyi görünürse görünsün arkadaşlar kartın karşısında eziliyor. Ben bu hatayı da yapmayacağım. En az 3-4 yerde gördüm yani. Hatta bir tanesinde birkaç yıl önce hayvanın işte kafası açılmış. Dedim nasıl oldu ne oldu geçmiş olsun falan ya dedim. Öyle de yapmayacaktım işte iddiaya bindi kartı attık böyle oldu. Hayvanları daha yavruyken ezdiriyoruz. Ondan sonra hayvan hakkına giriyoruz daha da bir şeye yaramıyor. Bunlar benim gördüklerim arkadaşlar. Düşüncelerim böyle. Bu videoda böyle kısa olsun diyorum. Eleştirilerinizi de açığım. Yorumlarda belirtiyorsunuz zaten. Her biri için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu çok geniş bir alan. Yorum farkı çok. Herkes aynı şeyi düşünecek, aynı şekilde yapacak diye bir şey de yok. Ben kendi kişisel düşüncelerimi, tecrübelerimi paylaşıyorum. Katılanlar olacak, katılmayanlar olacak. Hepsine de ayrı ayrı saygılarımı sunarım. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.